zarar vermedi dinleyicimiz. Şimdi ilk dinleyicimiz zamanımızda dedi biraz hanımlar arasında çok yaygın, çocuğa kimsenin koymadığı, ilk bizim koyduğumuz bir isim olsun diye arıyorlar. Ne? İlk senin koyduğun bir isim olsun. İlk senin koyduğun isim Merkür ver. Merkür koy, Venüs koy. Değil mi? Venüs var. Var mı? O, onun modası geçti. Ha, onun modası Jüpiter geçti. Olabilir. Ha, Jüpiter olabilir. Ay koyabilir. Güneş koyabilir değil mi? Yağmur koyuyorlar, deniz koyuyorlar. Koy, serbest. Anlamı yanlış olmayan konabilir. Ancak ama ve lakin. Herkesin niyeti neyse Allah-u Teala o niyetini ona göre yaratıyor. Sen çocuğun nebeli saadeti için mi uğraşıyorsun? Yoksa herkesin içerisinde ismi bir tane, okulu bir tane, ne bileyim ben birinciliği o kapmış, öyle birisini mi arzu ediyorsun çocuğunu? Öyle arzu ediyorsan, Allah-u Teala da takdir ettiyse buna kavuşursun. Sonra ismi hiç kimse de yok, okul birincisi ve yüksek makamlara geldi, parası bol, arabasında altında son model arabalar var, villalarda köşklerde oturuyor. Bilet nereye kesilmiş? Cehenneme. Hepsi senin olsun. Bir işe yaramadı değil mi? Bir işe yaramadı. Yani Eshab-ı Kiram aleyhimdan efendilerimizin tabi'in, tebi'i tabi'in aleyhimin rahme hazretlerinin ve onların hanımlarının, kızlarına, hanımlarına aynı şekilde verilen isimleri, saliha hanımlar, evliya hanımların, evliya olan zatların isimlerini çocuklarına vermeyip de absürt bir şekilde kimsenin koymadığı, kimsenin bilmediği, kimsenin duymadığı, bazen geliyor böyle, cennette bir meyvenin ismiymiş, cennette bir yerin ismiymiş, vay be. Yok, ama cennette bir şeyin ismi oluyor zaten. Tabii. Yani öncekiler bilememişler böyle, değil mi? Eshab-ı kiram bilememiş, peygamber efendimiz bilememiş, evliya-i kiram bilememiş. Ve bunları da böyle yeni bir şey bulmuş gibi, yeni bir şey bulmuş gibi böyle nefis de aynı şekilde yüklüyor. Allah Allah. Allah Teala hidayet nasip etsin, anlayış nasip etsin. Şimdi işte din büyüklerinin sözlerini naklederken demin orada bir zatın da sözüne dikkatimi çekti. Onu mu nakledelim yoksa Kabul Ahbar'ın Hazretleri'nin sözünü mü diye bakarken orada o zat buyuruyor ki Kabul Ahbar rahmetullahi aleyh de ilim meclisine aynı şekilde metüsüne ediyor. Yani ilmiyle amil ehl-i sünnet itikadında bir alimin, alimden şeytan o kadar çok korkar ki buyuruyor. Şeytan o kadar çok korkar ki. Peki demin ki şekildeki olandan şeytan korkar mı? Ne korkacak be ya? Zaten bu bizim aynı şekilde avucumuzun içinde. İstediğimiz gibi aynı şekilde. Biz bunu yüzüne tükürsek yağmur yağsana derdi. Hatta Hüseyin Hilmi Efendi rahmetullahi aleyh böyle talebelerini anlatırken buyurmuşlar ki efendim ehl-i sünnet itikadında olan Müslümanlarla, hele kitap okuyup altyapısı olanlarla şeytanların kurmayları uğraşır. Onların da avamı var, havası var buyurmuşlar. Çünkü avamı o ehl-i sünnet itikadında ve altyapısı olan bir Müslümanı kandıramaz. Beceremez onu. Onun için havası dedikleri ekabirler aynı şekilde onlarla meşgul olurlar. Peki avam? Ha işte bunlarla uğraşır zaten. Bunlarla oynar durur yani. Oo bravo, sen öyle bir yaptın ki senin bu koyduğun isim var ya hiç kimse yok. Aferin sana, boyun uzadı, cennette işte köşkü yakaladın falan. Yakaladı, neyi yakaladı bilmiyorum da. Allah-u Teala muhafaza buyursun. Onun için biz ısrarla diyoruz ki diyoruz ki senelerce kitap okumadan imanını muhafaza etmek, amelini muhafaza etmek mümkün değil. Ufak bir rüzgarda paldır küldür yıkılır gider. Sen de yıkılırsın, evladın da yıkılır. Evladın ileride aynı şekilde deist, ateist olur, dinsiz olur. Kızın aynı şekilde ne bileyim yosma olur, fahişe olur. Böyle bakarsın sen de. Ben nerede hata ettim? Başından hata ettim.
Geçen kitap okumakta falan filan şeymiş. İşte bugün Google amca var, onlara sorarsın. Sor Google amca. Şimdi mesela kadınların, kızların, erkeklerin hepsinin elinde yolda giderken bile aynı şekilde şey yapmıyor. Geçen öde haberlere bakıyordum falan. Elindeki telefona bakıyor, caddeden geçiyor. Sağına soluna bakmadığı için küt diye vurdu gitti. Evde de öyle. Artık sosyalleşme bitti. Misafir gelse bile herkesin elinde telefon var. Herkes bir yere çekiliyor. Ondan sonra biz gidelim artık. Ulan'a güle güle. Ha, siz burada mıydınız? Ondan sonra ne olur? Ondan sonra 11 olur tabii ki. Sen sosyalleşmiyorsun. İnsanların aynı şekilde yapıları, karakterleri falan en ufak bir şeyde kendine göre trip yapıyorsun. Beni böyle kabul edin diyorsun falan filan. Aha, herkes kaftanında. Aşağıya indirebilirsin. Rakım herkese yüksek. Herkes nefsine tapıyor. Ondan sonra da bu insan kurtulacak. Nasıl kurtulur? Son nefeste nasıl imanını götürür? Çok zor. Çok zor. Allah Teala sonumuzu hayretsin. Neslimize gelecek olanlara da hidayet nasip etsin. Zor zamanlarmış. Şeyde seneler önceydi. Hüseyin Hilmi Efendi rahmetullahi teala aleyh, o Eshab-ı Kiram kitabına bir şiir koymuştu. Tabii şiir uzun, çok güzel şeyler anlatılıyor da bir tanesi bana çok tesir etmişti. Ahir zaman ne yaman diye geçiyor. Ahir zaman ne yaman. O kadar ne yaman. Alıp alıp götürüyor. Müslüman ana babanın çocuğu, bakıyorsun deist olmuş, ateist olmuş. Uf, acayip bir şey ya. Müslüman bir aynı şekilde anne yanında, bakıyorsun daha güneşi görür görmez göbeğini açmış, kalçasını açmış falan, yolda gidiyor. Ondan sonra efendim tecavüze uğradı. Uğramamasına şaşırır zaten. Değil mi? Uğramamasına şaşırır. Yani olacağı o netice itibariyle. Bazen bakıyorum meslek sokaklarda, görüyorum üniversiteye gidiyor falan. Ya dedim, bu ileride anne olacak. Açmadık bir yerini bırakmamış. Anne olacak. Dedim bunun kızı da herhalde uğrayan gezer herhalde. Değil mi? Ondan sonra gelecek nesil herhalde, ondan sonrakiler de derisini yolacak. Artık iç organlarını gösterecek, ne yapacak? Öyle mi yapacak? Acayip garip bir şey. Allah Teala hidayet nasip etsin. Yani bir kimse Allahu Teala'nın kulu olduğunu, Allahu Teala kendisine rehber, yaratan, sahip olarak kabul etmediği, onu reddettiği zaman zannetmesin ki kalbi boş kalacak. Oraya nefis yerleşir. Ben Allah'a kul olmam, kimseye kul olmam, Allah'a da kul olmam deyip deist oldun, ateist oldun ama nefsine ve şeytana kul oldun, haberin bile yok. Haberin bile yok. Peki nereye götürüyor seni? Nefsin cehenneme götürüyor. Oraya gidince böyle bir şey var mıymış? Ben bunları inkar ettiydim. Ben buraya girmem. Girme. Sen girmeyeceksin zaten. Tuttukları atacaklar içeriye. Tuttukları gibi melekler, o işte vazifeli melekler. Tuttukları gibi atacaklar. Senin girmem demeni falan kimse dinlemeyecek. Gücün de yetmeyecek. O dünyadayken seni kandıran sana aynı şekilde, yok ya inanma bunlara, boş ver bunlara diyenleri de aynı şekilde orada göreceksin. Tabii herkes kendi azabından başkasını aynı şekilde göremeyecek. Hatta kitaplarda anlatılıyor. Emel abi de anlatırdı, Allah rahmet eylesin. Şeytanı dünyada biz görmüyoruz fakat mahşer günü onu da göreceğiz. Tabii insanlar onu görünce diyecekler, bizi esas kandıran sendin dünyada. Senin yüzünden biz bu hale düştük falan. Şeytan yüksek bir yere çıkacakmış. Bir dakika diyecekmiş. Beni bile neydi diyecekmiş. Siz dünyada beni gördünüz mü? Yok, görmedik. Peki peygamber geldi sizin kavminizi, gördünüz mü onu? O peygamberin dünyaya geldiği zaman kalanlar, evet gördük. Veya o peygamber görmesin onun varisi olan İslam alimlerini veyahut da onların kitaplarını gördünüz mü? Gördük. Peki ezanı duydunuz mu? Duyduk. İslam diye bir şey duydunuz mu? Duyduk. Allah-u Teala'nın emridir, Allah-u Teala'nın gönderdiği dindir. Bunu da duydunuz mu? Duyduk. Bir arkadaş, siz gözünüzde gördüğünüz, kulağınızda işittiğinize inanmamışsınız ki. Beni siz görmediniz ki. Beni gördünüz mü diyor, görmedik. Siz gördüklerinize inanmamışsınız ki. Görmediğinizi suçlu kabul ediyorsunuz. Ben diyor size esas suçlunun kim olduğunu söyleyeyim mi diyecekmiş. Herkes diyecek, söyle kim? Kendinizsiniz. Esas suçlu kendinizsiniz. Niye kandın o zaman aynı şekilde? Niye aynı şekilde? Nefsine tabi oldun, onlar sana tatlı geldi. Sonra cehennem yoluna düşünce ondan sonra suçlu arıyorsun. Şimdi zamanımızda öyle ya. Bir şey başarırsa ben diyor, kaybederse suçlu arıyor.
Kaybederse suçlar ya. Başarırsa ben başardım. Başaramadı. Onu sana işte bunu diyor falan yapmış falan yapmış demeye başlıyor. Allah Teala hepimizin anlayışını artırsın. Sonumuz da hayır eylesin. Hani dinleyicimizin sorusundan çıktı da buralara kadar geldi. İşte efendim hiç kimsenin duymadığı, bilmediği, görmediği isimler koymak. Doğru mu? Yanlış. Efendim işte manası güzel olursa olabilir. E niye çocuğu mahrum ediyorsun ki sen? Mesela Hazreti Fatıma radıyallahu anh'ın kızına ismini koymuş olsan, o Fatıma isminden dolayı Hazreti Fatıma'nın şefaatine kavuşacak. Belki de o isimden dolayı mahşer günü affedilecek. Çocuğun aynı şekilde şefaata kavuşmasına mani oluyorsun. Ve affedilmesine mani oluyorsun. Sen anne misin? Yani çocuğunu seviyor musun, çocuğuna düşman mısın? Yani ben anlamadım. Herhalde çocuğuna düşman mı? Belki de çocuk Fatma ne demek diye bir bakacak. Değil mi? Hazreti Fatıma'yı aynı şekilde okuyacak. Onu öğrenecek. Ve onu kendine rehber edinecek. Evet. Ve kendisi kurtulduğu gibi başkalarının kurtulmasına da vesile olacak. Sen bunların hepsinden aynı şekilde mahrum ettin onu. Sen bunların hepsinden mahrum ettin. Hele benim en çok garibime giden mesela vardı. Kaya Bey, Kaya Bey falan. Bir tuhaf oldu. Ya da buyurun 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 falan. Kaya Bey, Kaya Bey. Allah Allah. Yağmur Hanım, Yağmur Hanım falan. Dolu Hanım, Dolu Hanım ha. E Dolu'yu da koysunlar Yağmur. Kar Hanım, Kar Hanım ya. Şimdi diyeceksin efendim ya, dalga mı geçiyorsun? Ya, dalga geçmem ya, ortalığı aynı şekilde şey yapma. Yani İslam alimleri bilmiyor muydu bunu? Sen mi çok akıllı zannediyorsun kendini? Allah Teala sonumuzu hayır eylesin. Akıl fikir versin efendim. Amin efendim. İkinci bölümde devam edeceğiz. Efendim birinci bölümdeki ikinci dinleyicimizin sualler vardı. Dedi ki bazen dedi öyle durumlar oluyor. Hanbeliye uyarak öğleliği ikindiği öğle veya ikindi vaktinde cem ediyoruz. Akşam yatsıya akşam veya yatsı vaktinde cem ediyoruz. Maliki mezhebinin bir kavlinde de mukimken cem etme imkanı var. Saadet ebedi de yazıyor. Yani Hanbeli taklit etmeye de gerek kalmadan mesela usul sebebiyle Maliki'yi taklit ediyorsa onlar da bu kimken böyle cem durumu söz konusu olursa Maliki mezhebinin o kavline uyarak cem edebilirler. Şimdi dinleyicimizin sorduğu dedi ki akşam vaktinde kılamadık dedi, niyet ettik dedi, yatsıyı da cem edeceğiz. Bu nereye kadar sürer? Dört mezhepte de yatsının son vakti imsaktır. İmsaka kadar devam eder mi? Eder tabii. Yatsının yani, son vaktine kadar yani. Tabii yatsının son vaktine kadar bu devam eder. Öğle ve ikindi de aynı mıdır? Evet öğle ve ikindi de aynıdır. Öğleyi mesela ikindiye gönderdin. İkindinin son vaktinde de öğleyi ikindi vaktinde cem ederek aynı şekilde Maliki veya Hanbeli mezhebine uyarak mukimken de cem edilebilir. Dinleyicimizin diğer suali. Bazen dedi secde-i sehvi dedi. İki defa mı yaptım, bir defa mı yaptım? Yani secdeye iki defa mı gittim, bir defa mı gittim? Dereddüt ediyorum. Bu konuda ne yapmak lazım? Bu konuda kitaplarda buyuruyor ki bu secde-i sehvi dahil namazın içindeki herhangi bir hata ve kusurdan dolayı ilk defa başına geliyorsa onu iade et buyuruyor. İlk defa. Normal namazın secdelerini iki mi yaptım, bir mi yaptım diye düşünüyormuş. Mesela. O zaman özür dilerim. Bu ilk defa başına geliyorsa ya iki mi bir mi falan bir daha yapar ilkinde. Ama sık sık başına geliyorsa bu o zaman zannına göre hareket eder, hatta yok der. Bu vesvesedir, ben yaptım diye geçer. Çünkü bu sadece bu dinleyicimizin değil, hepimizin başında, benim de başımda. Daha önce de bir vesileyle mesela benim de öğle namazının farzıyla akşam namazının farzında. Akşam namazının farzını mesela oturuyorum, kılıyorum, selam veriyorum. İki kıldın diyor. Ya ilk başıma geldiğinde iade ettim. Ama ondan sonra sık sık geliyor bu. Ha, hemşerim sen benimle dalga geçiyorsun. Mesela ne okuduğuma dikkat ediyorum, şey yapıyorum falan. Diyor ki yine iki kıldın. Yok dedim iki falan kılmadım. Hatırlayamazsan zannı galibime göre hareket ediyorum artık. Öğlen de mesela sünnetini dört rekat kılıyorum, farzına gelince iki kıldın diyor. Ya arkadaş sünnetin dört kıldığında farzını niye iki kılayım ben? Tamam mı? İki kıldın. İşte kitaplarda açık net bir şekilde yazılı. İlk defa başına gelirse iade edersin. Sık sık başına geliyorsa buna aldırış etmesin, bu vesvesedir diye. Bir de şeyde mesela Hadis-i Şerif bile naklediliyor kitaplarda.
şeytana o gücü vermiş. Makat bölgesinde şeytan yerlenme hissini verdirmiş. Onun için hadis-i şerifte buyuruyor ki sesini duymadıkça, kokusunu hissetmedikçe sakın itibar etmeyin, şeytanın vesvesesidir diye. Hiçtir sadece. Evet, hiçtir. Efendim dinleyicimiz maşallah, yani abdestte dedi, tükürükte kan azsa çoksa hükmü var dedi. Bu burun içinde bu durum aynı mıdır dedi. Efendim burun içinde anlatılırken buyuruyor ki burundan, burun deliğinden sıvı kan çıktığı zaman abdesti bozar. Kan çıktı, yukarılarda kaldı, dondu kaldı. Abdesti bozmaz. Yani dışarıya çıkmıyor, görünmüyor. Görünmüyor. Veya orada dondu kaldı, katılaştı. Daha sonra abdest alırken özür dilerim sümkürdün, o katı kan çıktı. O da bozmaz buyuruluyor. Efendim bir de dinleyicimiz abdest alıyoruz dedi. Hani kıbleye karşı tükürmek, ayak uzatmak. Bunlar memnu, yani uygun görülmemiş. Ama abdest alıyoruz kıbleye karşı dedi. O anda tükürüyoruz dedi, sümkürüyoruz dedi. Bunlar da kıbleye karşı yapılmış bir edepsizlik midir? Hayır, değil. Biz orada abdest alıyoruz. Abdestin gereklerini yerine getiriyoruz. Orada herhangi problem söz konusu değil. Efendim gelelim bu dinleyicimizin son bir suali daha vardı. Açık yere kullanılan ilaç deniyor. Ama ilaç deniyor. Bu merhemdir veya başka şey. Fakat ama ilaç tabiri kullanılıyor. Açık yere konan ilaç orusu bozar. Veya merhem koyuyorsun ve içeriye girdiği biliniyorsa o da bozar ifadesi geçiyor. O da ilaç zaten. Evet, o da ilaç. Ama onun dışında mesela eli kesilmiştir. Bu eli kesildiği zaman tentritiyot kullanılıyor, oksijen suyu kullanılıyor. Yarayı yıkıyorlar. Bu orucu bozar mı bozmaz diye geçiyor. Bozmaz diye geçiyor. Dolayısıyla hani zeytinyağı ilaç olarak değil, veyahut da yemek yapıyor, o anda limon kesiyor, domates kesiyor, onların suyu, domatesin, limonun veya ona benzer şeyler yaptığı zaman o yaraya geliyor. Bu oruca zarar vermiyor, vermez onlar. Onlar oruca zarar vermiyor efendim. Açık yaraya konan ilaç bozuyor ama suya benzeyen, hani biraz önce naklettik, oksijen suyu, tetritiyot, yani yarayı kontrol için bunlar, ya da aynı şekilde çiçek yağı, zeytinyağı, bunlarla şey yaparken o yaraya gitti veya da kondu, bunlar oruca zarar vermez deniyor efendim. Pazar günü Zilkade ayı giriyor. Evet. Zilkade'den sonra Zilhicce ayı girecek. Zilhicce'nin onu da Kurban Bayramı. İnşallah. Zilkade ayında yapılacak bir şey var mı? Mustafa Bey, mübarek aylar, ibadet yaptığımız aylar, kitaplarda yazılı. Zilkade ayında herhangi bir şekilde bir ibadet, bir mübarek gece, bir mübarek gün zikredilmiyor. Ama onun arkasına gelen Zilhicce ayında ilk 10 günü çok metsena ediliyor. Zaten 10. gün Kurban Bayramı'nın 8. günü Zilhicce'nin terviye, 9. gün Arefe günüdür. Kurban Bayramı'nın 2. 3. 4. günleri de aynı şekilde mübarek zaman dilimlerinden olduğu bildiriliyor. Hatta Hazreti Ali radıyallahu teala an Ramazan-ı Şerif'in her günü ve gecesinin ayrı fazileti olduğunu buyuruyor bu zat. Zilhicce ayı içinde o ifadeler geçiyor. Zilhicce ayının ilk 10 günü çağımı. 10 günü için o büyük faziletler aynı şekilde hadis-i şeriflerde zikredilmiş. Hatta Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam yeri gelince yine naklederiz de, işte Zilhicce ayında dili, gönlü boş bırakmamalı. İşte tesbih, tahmid, tekbir, tesbih Sübhanallah, tahmid Elhamdülillah, tekbir Allahu Ekber, kelime-i tevhid La ilahe illallah, salavat-ı şerife en kısası Allahümme salli ala seyyidine ve nebiyyine Muhammed, kelime-i temcid La havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim, kelime-i tenzih Sübhanallah ve bihamdihi Sübhanallahil azim, ve bu asırda hepimize çok lazım olan istiğfar.
Ya estağfurullah estağfurullah veya estağfurullah min külli makerihallah. Bir de istiğfar duası olarak estağfurullah el azim el kerim el rahim ellezî la ilahe illâ hüve el hayyul kayyum etûbi ileyh. Bu da istiğfar duasıdır. Bir dinleyici dedi Mustafa hocam dedi el kerim el rahim diyor siz demiyorsunuz dedi. Demek benim bir eksiğim olmuş. Özür dilerim sizden siz. Hata bizde efendim. Öğretememişiz. Demişsiniz. Tövbe ya. Şeyde kitaplarda mesela el kerim lafzı da kullanılarak naklediliyor. Kullanılmadan da aynı şekilde estağfurullahil azim ellezî lâ ilâhe illâ huvel hayyul kayyûm etûb ileyh yahut da estağfurullahil azim el kerîm el rahîm rahîm de ilave ediliyor. Yani bu şekilde de söylenebiliyor. Efendim hangisi doğru? Hepsi doğru. Peki nereden anlıyorsunuz? Ehl-i Sünnet alimleri kitaplarına ne yazdıysa o doğru. Onlar öyle yazmışlar, öyle bildirmişler. Hatta işte Hüseyin İlmi Efendi rahmetullahi teala aleyh buyuruyorlar. Bize efendim sihir nazar büyü tesir etmez. Niçin kardeşim buyuruyorlar? Çünkü biz sabahleyin sabah namazında Bismillahillezî lâ yedurru ma'asmihî şey'ün fil ardı ve lâ fissemem ve semî'ul alim. Bunu 3 defa okuyoruz. Bunu kim söylüyor kardeşim buyuruyorlar? İslam alimleri. Ama buyuruyorlar inanmak lazım. Onların bildirdiklerine inanmak lazım. Hatta bu Bismillahillezî lâ yedurru duasının İslam ahlakında besmele ile olan kavli de var. Yani hani bazen soruyorlar besmele çekecek miyiz? Dualara besmele çekilmiyor. Ama bu dua besmeleli olarak da okunuyormuş. Yani Bismillahirrahmanirrahim Bismillahillezî lâ yedurru ma'asmihî şey'ün fil ardı ve lâ fissemâ ve semî'ul alim. Böyle kavli de var. Efendim biz işte besmelesiz okuduyduk kabul olmadı mı? Ya kabul oldu ikisi de var. Tamam. İkisi de var. Mustafa Bey'e sorarız besmeleli olan var mı? Kerimi, rahimi var mı yok mu? Sorarız öğretiniz. Kitaba bir bakalım. Yani. Kitaba bakalım. Şey zamanı gelince yine sorarız inşallah ama şimdi Zilhicce ayının hep ilk 10 gününden bahsediliyor ya. Hı hı. İlk 10 gününde tabi bayramları falan da dahil edersen neredeyse bu ilk 15 günü. Evet yarısı. Yarısı gitmiş oluyor. Hı hı. Diğer yarısını mı boş verecek miyiz yani? Yapacağız onu. Diğer yarısında şey yapılmaz mı Zilhicce ayının? Atıyorum 20'sinde 21'inde 30'unda oruç tutulmaz mı? Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bütün kameri ayların pazartesi perşembe günlerinin oruçlarmış. Zaten bir de cuma günleri var. Hı. Haftada bir. Pazartesi perşembe günleri tutarmış. Bir de Savm-ı Davud diye geçiyor. Ne demek o? Her kameri ayın. Bak Zilkade'ye giriyor. Zilkade'nin de 13, 14, 15'i. 13, 14, 15'i. Hep tutarlarmış. Davud Aleyhisselam'ın orucu olarak biliniyor. Ha bunlar kitaplarda yazılı. İslam Ahlak kitabında da var. Efendim ben yapsam olur mu? Valla kitaplarda yazılı. Hani İmam Rabbani Hazretleri buyuruyor ya. Saadet topu ortada. Süvariler nerede diye. Tamam mı? Bunların hepsi saadet topu. Yani süvari bekliyor. Bunları alıp kabullenecek, inanacak ve yapacak kimseleri bekliyor. Dolayısıyla Savm-ı Davud diye bilinen o orucu da tutabilir. Zilkade ayında. Sadece pazartesi, perşembe günleri tutabilir. Peki efendim yani Zilkade ayında hiç mübarek gece ve gün yok var. Cuma günleri ve cuma geceleri bütün kameri ayların hepsinde var. Dolayısıyla cuma günü de mübarektir, cuma gecesi de mübarektir. Peki efendim yani Zilkade ayı şimdi Ramazan-ı Şerif'ten çıktık işte bayram yaptık. Zilkade ayını yatarak mı geçirir? Hayır. Orada da ibadetlere devam edeceğiz. Kaza namazları kılacağız, istiğfara devam edeceğiz, kitap okuyacağız, Kur'an-ı Kerim okuyacağız. Ne kadar gücümüz yeterse devam yani. Kısaca hocam bir dakikamız var da birisi aradı, onu şimdi hatırıma geldi. Yaşlı bir amca, gençleri fırçalamış yakınlarında, akrabalarından birileri düğün yapıyormuş. Yanlış demiş, yanlış yapıyorsunuz falan. Bunu da bana anlatıyor. Niye demiş bunu? İki bayram arasında düğün olmaz. Ya? Ramazan sonra kurban arasında düğün olmaz. Bayağı bir sinirlenmiş de. Olur mu düğün? Biz size soralım. O zaman hiç olmaz. Çünkü bir sene ya Ramazan bayramıyla kurban bayramı arasıdır veya kurban bayramıyla Ramazan bayramı arasıdır. Ne yapacaksın sen şimdi? Hadi bakalım.
Şimdi Ramazan bayramını geçirdik. Kurban bayramı Zilhicce. Yani Ramazan ayından Zilhicce ayına kadar iki bayram arası onların anladığına göre. Değil mi? Tabii. Geçtim. Kurban bayramı geldi. Zilhicce ile seneye Ramazan ayı ve bayramı. Orası da aynı şekilde bayram. Kurban bayramı ile Ramazan bayramı arasında. Ne oldu? Senenin tamamı gitti. Ya öyle değil. İnsan aynı şekilde sorar. Bunu başkasına anlatırken. Bir gün işte Ramazan-ı Şerif bayramı Cuma'ya denk gelmiş. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bayram namazını kılmışlar, sohbet etmişler. Ondan sonra müsafaha etmişler, sualler olanlar dinlemişler. Ondan sonra mescitten çıkıp abdest alıp tekrar Cuma namazına girecekler. Tam o arada birisi demiş ki efendim demiş ya bir şeyimiz var, nikahımız var. Ya demiş yani şimdi Ramazan bak bayram namazını kıldık, şey yaptık. Hemen geleceğiz Cuma bayramı. Yani çok az bir zaman var. İkisinin arasına sıkıştırma, iki bayramın arasına. Söylenen ve yapılan iş bu. Bunu sen aynı şekilde böyle güncelleştirirsen yanlış anlamış olursun. Başkalarına da yanlış fikir vermiş olursun. Yanlış olur. Peki efendim, çok teşekkür ediyoruz vermiş olduğunuz bilgilerden dolayı. Biz teşekkür ederiz efendim. Sevgili dinleyicilerimiz, bugün de programımızın sonuna geldik. Yarın yine aynı saatte buluşmak ümidiyle hoşçakalınız.